Merhaba arkadaşlar, ikinci modülümüzün altıncı testiyle başlayalım. Altı çizgi sözcüklerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır diye sormuş. Baktığımızda al bu ağıt da senin olsun derken buradaki da kt şeklinde yazılmaz çünkü bağlaçtır ve ayrı yazılması gerekiyor. Yanlışlarımızın birisi buradan. Diğeri ise kitabımızda bağırışların şeklinde yazılmış ama bağırışların şeklinde olacağı için yanlış kullanılmış. O yüzden cevabımız 3 ve 5 oluyor arkadaşlar. Diğer soruya baktığımızda kaç sözcüğün yazımı yanlıştır? Burada ilk olarak göze çarpan İstanbul sözcüğü oluyor arkadaşlar. M ile yazılması gerekirken M ile yazıldığı için yanlıştır. Yarım yüzyıldır bu kentte yaşamama rağmen buraya alışamadım derken de yüzyıl asır anlamında kullanılmıştır. O yüzden ayrı yazılmaması gerekiyordu. Bu sebepten bu sorumuzun cevabı Balıkesir seçeneği oldu. Diğer soruya baktığımızda ise yine hangisinde yazım yanlışı var mı diyor. Benim burada gözüme çarpan şey C seçeneğindeki Petek Bakkaliyesi'ni görüyorum arkadaşlar. Bakkaliyenin B'sinin büyük yazılması gerekiyordu. Çünkü bir özel isim oluyor, yer ismi oluyor. Bu sebepten doğru cevabımız C seçeneği oldu. Yine hangilerinde yazım yanlışı vardır diyor. Arkadaşlar, biz şunu söylemiştik. Özel günlerden bahsediyorsam bunların büyük yazıldığını söylemiştik. 24 Kasım Öğretmenler Günü derken ölü ve yeni büyük yazılması gerekiyor. Yanlışlarımızın birisi burada. Diğer yanlışlarımıza baktığımızda ise Hürriyet gazetesi var. Normalde gazete dergi isimlerinin küçük yazılması gerekiyordu. Resmi gazete haricinde. Ama burada gazeteyi de büyük yazdığı için doğru cevabımız C seçeneği oldu. Altı çizili sözcüğün yazımının doğru olduğunu soruyor arkadaşlar. Hangisi doğrudur diyor. Tat T ile bitmeliydi. Utanç Ç ile. Rengla renk K ile. Cevap ise P ile bitmek zorundaydı. Burada sosyolog sözcüğünün yazımının doğru olduğunu söylememiz mümkün. Yazım yanlışı olan sözcüğü bulmamızı istiyor yine. Arkadaşlar seçeneklere baktığımızda E seçeneğinde Ankara kenti başkent olduğu günden bu yana diyor. Buradaki başkenti büyük yazmış ancak başkent cümlede cins isim olarak kullanıldığından dolayı büyük yazılmasına gerek yoktu. Bu sebepten E seçeneğinin doğru cevap oldu. Hangisinin yazımı yanlıştır diyor bir diğer sorumuz. Anadolu'nun yeryüzünün pek çok dünyanın ve dört bir sözcüklerini vermiş. Arkadaşlar pek çok sözcüğünün her zaman ayrı yazıldığını bilmeliyiz. Bu sebepten bu sorunun cevabı C seçeneği oldu. 8. soruya baktığımızda ise yine yazım yanlış olanı bulmamızı istiyor. Arkadaşlar metronun 4. kompartmanında bir yolcu bayıldı derken 4 sözcük ünsüzde bitiyor. Ünsüzde bittiği için önce ince ekini getirirken N ile değil de Ü ile başlaması gerekiyor. Yani 4 üncü şeklinde buraya bir tane daha Ü gelmesi gerekiyor. Gelmediği için yazım yanlışı D seçeneğinde yapılmış. 9. soruya geldiğinde ise altı çizgi sözcüğün yazımı yanlıştır diyor. Arkadaşlar seçeneklere baktığımızda göze çarpan randuman sözcüğü oluyor. Ben randumanın randuman şeklinde yani I ile yazıldığını biliyorum. Bu yüzden D seçeneğimiz yanlış yazılmış. Yine yazım yanlışının nerede olduğunu soran bir soru. Arkadaşlar seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde mahallemizin kambur kahvecisi bütün gençleri tanıyor diyor. Kambur değil kambur şeklinde yazılması gerekiyor. Çünkü bazı istisna sözcükler hariç N ve B sesleri yan yana gelemiyor. O yüzden A seçeneği yanlış yazılmış arkadaşlar. 10. soruya geldiğimizde ise yazım yanlışı vardır diyor. Arkadaşlar seçeneklere baktığımda B'de bir gün İzmir'de bir kültür kenti olur diyor. Buradaki yanlışlık bir günün bitişik yazılmasıdır arkadaşlar. Çünkü kalıplaşmış bir söz olmadığı için sadece sayı bildiren, günlerin sayısını bildiren bir kullanım olduğu için ayrı yazılması gerekiyor. Bitişik yazmış. Bu sebepten cevabımız 9 oldu.
Boyunumuzun borcu değil, boynumuzun borcu. Safanın değil, sefanın. Mürekkebin değil, mürekkebi. Vatanseverliğinde bitişik yazılması gerekiyordu. O yüzden gerçek üstünde herhangi bir yanlışlık yok. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır diye sormuş arkadaşlar. Seçenekleri okuduğumuzda derdi için yazdığım yazıyı her an postaya verebilirim derken her an, buradaki herden sonra an sözcüğünün ayrı yazılması gerekiyordu. Bitişik yazıldığı için yazım yanlışı yapılmış. Yazım yanlışı bulunan sözcüğü bulmamızı istiyor. Benim burada gözüme çarpan diploma sözcüğü var arkadaşlar. Diploma şeklinde değil, diploma şeklinde. Yani O ile yazılması gerekiyordu. Bu sebepten sorumuzun cevabı A oldu. Yine hangisinde bir yazım yanlışı vardır diye sormuş. Baktığımızda anıları öyle abartılı ki kimse onu anlattıklarını ciddiye almadı. Arkadaşlar ki'nin ayrımı bitişik mi yazıldığını anlamak için ler getiriyorduk. Ler getirdiğimizde anlamlıysa eğer bitişik yazıyorduk. Abartılı ki'ler demek biraz saçma oluyor. O yüzden buradaki ki'nin ayrı yazıldığını görüyorum ve bağlaç görevinde kullanıldığını görüyorum. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır diyor. Arkadaşlar ilk gözüme çarpan burada 5. cümledeki dağda oldu. Paris'te en çok merak ettiğim kentlerden de burada herhangi bir bulunmazlığı vermediği için bunun ayrı yazılması gerekiyordu. Yani bağlaç olarak kullanılması gerekiyordu. Bir kere 5. cümlede olduğunu kesinlikle söylemek mümkün. 3 ve 5 ile 4 ile 5 kalıyor arkadaşlar. Sonrasında da diğer gözü çarpan İngilizceyi konuşurken sanki bir İngilizce derken burada yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. O sebepten doğru cevabımız deniz olur. Yine yazım yanlışı olanı bulmamızı istiyor. Arkadaşlar tavuk göğsü artık tatlı olduğu için bitişik yazılıyor, kalıplaşmış bir şekilde. Üzerinde vişne çürüğü gömlek ilgimi çekmişti dediğimizde renk olduğu için ve gerçek anlamından uzaklaştığı için bitişik yazılma sorununa. Ancak çocukların konukların kıyafetleri baka kalmıştı dediğimizde baka kalmak kurallı birleşik fiillerin içine girer ve kurallı birleşik fiillerde bitişik yazılır. Burada herhangi bir kısa çizgili ayırmadığı için satır sonuna sığmayan sözcü bunun ayrı yazıldığını görüyorum. Bu yüzden yanlışlığımız C seçeneği. Altı çizgili sözcüğün yazımı yanlıştır diye soruyorum. Arkadaşlar gözüme çarpan yine burada trajedi sözcüğü var. Bu